Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Doktor Fahrettin Koca'nın açıklamaları, bilim kurulu tarafından yapılan açıklamalar, okullarda tedbirler en üst seviyede alanı denilmiş ve okullar eğitim ve öğretime devam edecek açıklamaları gelmişti. Ama maalesef gelin görün ki bütün okullarımızdan koronayla alakalı kötü haberler gelmeye devam etmekte. Okullarımızda koronavirüs vakaları git giderekten artmakta. Dün 3 okulda karantina işlemi gerçekleşmişti. Bugün 2 tane okulda da karantina işleminin gerçekleştiği duyuruldu. Konuyla alakalı açıklamalar yapan Profesör Doktor Mehmet Ceyhan maalesef görüyoruz ki okullarımızda virüs artmaya devam etmekte. Bundan dolayı tedbirleri erkenden almamız gerekmekte. Bulaş okullarda ciddi seviyede artmakta. Bugün 14 gün. 20 gün, 30 gün okullarda sınıfları ara ara karantinaya göndermek, kapatmak bir işe yaramaz. Bunu kökten kesin bir çözüm haline getirerekten ülke genelinde okulları tekrardan kapatmamız gerekmekte. Çünkü varyantlar delta varyantı, mu varyantı ciddi şekilde artış göstermekte. Artı çocuklarımız aşılama olmadılar. Aşılama olmadıkları için de virüsü ciddi şekilde yaymaya devam etmekteler. Temaslı sayısı artmakta. Bundan dolayı ülke genelinde okulların acilen tedbirli bir şekilde kapatılması gerekmektedir. Online eğitime tekrardan geçilmesi gerekmektedir. Yoksa ilerleyen günlerde bunun faturası ağır olur açıklamaları gelmiş durumda. Profesör Doktor Mehmet Ceyhan tarafından yapılan açıklamalarda Mehmet Ceyhan şunlara değinerekten özellikle okullarımızda her gün bir okuldan karantina işlemleri geldiği ifade ediliyor. Bir çocuk koronaya yakalanıyor ve o sınıf komple karantinaya alınıyor. Ama öğretmenler karantinaya alınmıyor maalesef. Bu da temaslı sayısını arttırmaya yönelik bir durumdur. Bundan dolayı acil olaraktan okullarımızda hem koronavirüsten mücadele kapsamında hem de bulaşı azaltmak için Okulları kapatmamız gerekmekte. Online eğitime geçmemiz gerekmektedir diyerekten açıklamalar gelmiş durumda. Sizce de ülkemizde okullar tekrar kapatılmalı mı? Hem Mu varyantı hem de Delta varyantı ciddi derecede bulaşını arttırmakta okulların açılmasından sonra hem toplu taşıma olsun hem de diğer servis araçları olsun okullarda çocukların da aşılanmasında aşılanmamasından dolayı virüsün arttığı yönünde görüşler ortaya çıkmış durumda siz de bundan dolayı okulların kapatılmasını istiyor musunuz yoksa şu anki tedbirler yeterli mi yorumlarsın sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.